Şimdi memleketimizde o kutlamalar, o coşkulu 2022 yılı karşılaması nasıldı? Bunun görüntüsünü paylaşacağız. Ama önce bir dünya diyelim. Dünya ile başlayalım, sonra ülkemize gelelim. Omikron varyantı hızla yayıldı, birçok ülkede vaka rekorları kırıldı. Kısıtlama ve yasak haberleri ardı ardına geldi. Yeni yıl kutlamalarına bir kez daha Covid-19 gölgesi çöktü. Yine de her şeye rağmen dünyanın dört bir yanında gökyüzünü havai fişekler aydınlattı. 2022'ye ilk merhaba diyenler Güney Pasifik'teki ada ülkeleri Kiribati ve Samoa oldu. Onları Yeni Zelanda izledi. Avustralya'da insanlar sokaktaydı. Kuzey Kore'de salgın önlemleri unutulmadı. Dubai 2022 yılına Burj Khalifa gökdelenindeki gösteriyle girdi. Fransa, İngiltere, Belçika'daysa koronavirüs gölgesi meydanlara, kutlamalara düştü. Önceki yılların aksine pek çok kişi evinden çıkmamayı tercih etti. Pakistan'ın Karaçi şehrinde ise halk maskesiz bir şekilde sosyal mesafeyi hiçe sayarak yeni yılı kutladı. Covid-19'la mücadelede sürü bağışıklığı stratejisini izleyen İsveç'te sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı. Stockholm'un merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride izleyenlerin maske takmadığı gözlendi. Henüz 2022 yılına girmemiş olanlar varsa buyursunlar efendim 2022 yılına. Ve 2022'nin ilk gününde işte neler var hayatımızda? Fazlasıyla zamlar var. Zamlar konusuna geleceğiz.